Bugungi kunda xabarlar bor, respublika bo'yicha 34 ming yarimdan ko'p qavatli uylarimiz bor. Bularga 4,5 mingdan ortiq shirkatlar xizmat ko'rsatmoqda. Shu mezonlarga asosan eng asosiy 5 ta parametrlarni kiritganmiz. Ya'ni bu birinchi masala qonunchilikni to'g'rilab olish. Xabarlar bor, bizning vazirligimiz yangi. Hozir butun uy-joylarni boshqarish bo'yicha xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruv servis kompaniyalari faoliyat ko'rsatmoqda va bugungi kunda mana shu ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish bo'yicha yangi qonun loyihasini ishlab chiqdik. Barcha vazirlik idoralari bilan kelishib, hozirgi paytda Oliy Majlisda birinchi o'qishida, yalpi yig'ilishidan o'tkazib, bugungi kunda shu qonun loyihamiz ikkinchi o'qishga tayyorlandi. Bundan tashqari, mana ko'p munosabatlar, ko'p muammolar uy-joy fondini saqlash bo'yicha aholini haqli e'tirozlari bo'ladi. Shu masalalarni ham hal qilish bo'yicha mana qonunchiligimizda ikkinchi qonun loyihasini hozir ishlab chiqdik. Ya'ni bu O'zbekiston Respublikasining uy-joy kodeksini yangi tahriri. Bu ikkita qonunimiz nima beradi? Hamma ko'p qavatli uy-joy fondini saqlashda mana ko'p yillardan beri mavjud muammolarni tartibga solib beradigan ikkita qonun loyihamiz. Bundan tashqari mana shu asosiy mezonlarimizda uy-joy kommunal vazirligini, ayniqsa ko'p qavatli uy-joy fondini saqlashda va ularning muammolarini yechishda nima qildinglar deganda, mana shu asosiy mezonlarga asosan mana xabarlar bor. Davlat rahbarimizning 5 yillik dasturi qabul qilingan. Mana shu 5 yillik dasturda bugungi kungacha mana 17 bilan 19 da oladigan bo'lsak, bugungi kungacha tijorat banklaridan 1.3 trillion miqdorida biz mablag'larni jalb qildik tijorat banklarining o'zidan. Bundan tashqari mana mahalliy byudjetdan, shirkatlarning o'z hisobidan shu dasturlar amalga oshirilyapti. Oldin bu masala bo'yicha hozir bizda ayniqsa pul tushumini masalasini hal qilish kerak edi. Mana shirkatlar kreditni oladi, imtiyozli davr o'tgandan keyin uni qaytarish kerak. Lekin bugungi kunda katta muammomiz bu, ya'ni muddati o'tgan muammoli kreditlarimiz bugungi kunga banklardan 150 milliard so'mni tashkil etadi. Shu mablag'larni shirkatlardan birgalikda qaytarish kerak. Shirkatlar va kelgusi yana 2 yil, 3 yil dasturimiz qoldi ijrosi, shu masalani oxirigacha nihoyasiga yetishimiz kerak. Bu masalani hal qilish uchun mana davlat rahbarimizi 2017 yilda 29-22 qarori qabul qilingan. Shu qarorga asosan respublika bo'yicha 52 ta yagona hisob-kitob markazlari tashkil etilgan. Mana tahlil qiladigan bo'lsak. Tahlil aka, ma'lumotlar hammasi bizda bor. Hozir endi siz bizga aniqini aytasiz. Nima uchun sizning saha bo'yicha farmoyishda ko'rsatilgan vazifa bajarilmadi? Asosiy sabab. Так. Botir Jo'ldoshich, mana shu dorojniy kartada, ya'ni mana shu mezonlarda aniqlangan va belgilangan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash maqsadida bizda hozir prosrochkamiz yo'q. Bu masala bo'yicha, ya'ni yagona hisob markazi, mana 152 ta ta'minlash tiklash xizmati butun respublikada hozir ishlab turibdi. Hozir bizda mana qonun loyihasi yaqin kunlarda ko'p qavatli uylarni boshqarish bo'yicha ikkinchi seniyada qabul qilinsa, bizda bu yerda prinsipiy masala qolmadi. Bitta katta muammomiz bor, bu avariyali uylar bo'yicha. Mana 454 ta siz boshida aytib o'tdingiz. Mana 454 ta avariyali domlarimiz bo'yicha biz har bitta uyni respublikada joriy yil yanvardan boshlab bitta tomidan tortib yerto'lasiga inventarizatsiya qilib chiqdik. Har bitta uyni 200 ta parametri bo'yicha mana bizda vazirligimizni tasarrufida inspeksiyamiz bor. Mana shu inspeksiya xodimlari uyni ichiga kirib 200 ta parametr bo'yicha texnik holatini olib chiqdi.
и бунга асосан мана 454 та уйды аныклап энди бизде ошуны бундан 53 тасы авария халатыда конкрет аныкланды энди буны батафсыл инструментал текшерүүштөн өткөрүшүбүз керек бунга энди кысап палатасы барбы Сопалатасынан Сардар Рахманжановду. Мазкур банк бүгүн өшөдө эки томонлама, хам вазирлик вакиллары, анда бейвасыта Сопалатас холдинги катнашкан. Яна бир маротоба кайтарыш керек. Уруксат берсеңер, Мазкур банкны матнын окуп чыгабыз. Авария холатындагы көп кабатты үйлөрдү техник холатын инвентаризация өткөрүш, өргөнүш далилнамаларын тегиштүү лоялык тишкилатларга кулоса алыш үчүн тагдим этиш вазифасы жүктөлгөн. Mazkur band o'rganilganda avariya holatidagi deb e'tirof etilgan 454 ta uy fondlarining 262 tasi bo'yicha hududlardagi loyiha tashkilotlari tomonidan tegishli xulosalar berilganligi, ularning 53 tasi bo'yicha buzish, 209 tasini ta'mirlash lozim deb topilgan. Ammo bugungi kunga qadar 192 ta avariya holatdagi ko'p qavatli uylarning texnik holati to'g'risidagi hududiy loyiha tashkilotlaridan tegishli xulosalar olinmaganligi ma'lum bo'lgan. Kim sababchi? Sababi bu hamma masalalar hal bo'lganimizda vazirlar mahkamasiga murojaat qilganmiz. Moliya vazirligidan bizga mana shu proyekt institutlariga to'lab berish uchun mablag' kerak. Bo'pti, Moliya vazirligi bormi? Bormi. Taqarib qo'ydi. Bu masala bo'yicha assalomu alaykum, hurmatli senatorlar, ishtirokchilar, Moliya vazirligidan boshqarma boshlig'i. Zotlar bozor. Bu masala bo'yicha bular bizga xat berdilar, to'g'ri. Mablag' ajratish to'g'risida. Mablag' ajratish o'zining tartib qoidalari bor, buni hamma biladi. Bu uchun bizga hisob-kitoblar, loyiha smeta hujjatlar va manzilli ro'yxatlar taqdim qilinishi lozim. Faqatgina bugungi kunda Sirdaryo bo'yicha bu ishlar qilindi, bunga 600 million pul ajratib berildi. Injiniyering kompaniyaga ishlar boshlangan, pullar mollashtirilgan. Qolgan viloyatlar bo'yicha hozir hisob-kitoblar qilinyapti. Bizga o'rnatilgan tartibda taqdim qilingandan so'ng bunga biz pul ajratishga tayyormiz. Bu albatta respublika budjet parametrlarida ko'zda tutilmagan. Sababi bu parametr tasdiqlangandan keyin bu topshiriq bizga yetib keldi. Shuning uchun buni qo'shimcha manbalardan biz ko'rib chiqyapmiz. Qara, sizga da sizga aytmoqchi bo'lsam, mana shu qatorga aytdilar. Bu farmayishga bu vazifalar kirganda sizlar tayyorlab kelgansiz. To'g'rimi? Nimaga o'zlaringiz kelishib, endi ish boshlangandan keyin buni sabab qilasiz. Bu sizlarga tegishli, ayniqsa shu moliyaga da tegishli, boshqa da qurilish sohasida da bunaqa asrochkalar ketyapti, ketyapti. Bular sizlarga sabab chiqiladi. Bu qanaqasi gap bu? Bu davlat tartibi bormi sizlarda o'zi? Bor. Siz bilmaysizmi ertaga shu farmayish bo'yicha ushbu vazifalarni so'rov bo'ladi. Uy-joy vazirligiga hurmatli senatorlar o'ziga bog'liq bo'lmagan ikkita muammo to'g'ri kelyapti. Endi mana sizlardan yashirish hech qanday hojat yo'q. Nimagaki men juda ko'p senatorlar bilan viloyatda uchrashib qolyapman. Haqiqatdan podvallargacha kirib yurgan senatorlar bor. Yashirish hojati yo'q. O'sha avariya holat bo'yicha muammo bo'layotgan. Hozir biz men o'z taklif kiritmoqchiyimki, bugungi qarorimizga o'sha muammo bo'layotgan narsa shu qarorga qo'yilik. Ikkita vazirlikka bog'liq bo'lgan ikkita muammo bo'ladi. Birinchisi biz xatlovdan o'tkazdik 454 ta uyni qo'ydik. 4 marta vazirlar mahkamasiga xat kiritdik. Iltimos bizga yordam bering, vazirlar moliya vazirligiga topshirib bering, o'sha pulni ajratib bersin deb. Erkin bo'lishga juda katta rahmat. Hech bo'lmasa aytdik Abdurazak bunday qilamiz. O'zimda loyiha institutlarimni qo'shib ishtirok etib o'tamiz. Bugungi mana 5-15 iyul holatiga 267 ta aka 267 ta uyimiz biz to'liq o'sha loyihadan o'tkazdik. Lekin bitta Sirdaryo bo'yicha pul ajratdi bular. Endi ketdik. Bugungi kun holatiga 57 ta uyimiz buzilish lozim bo'lgan. Yerda farmoyish aytayaptiki, buzilishi lozim bo'lgan uyda deyapti. Men bugun iltimos qilaman shu qaror loyihasiga taklif kiritishga hokimlar bu joydagi aholini ko'chirib beringlar degan. Ikkinchisi bu joyga tadbirkorlar jalb qilgan holda yaxshi tadbirkorlar jalb qilib tadbirkorlarga beringlar degan joy bor. Mana shu narsa hurmatli senator bugungi kun holatda mana 6000 ta xonadonimiz bo'layotgan bo'lsa, hali 123 ta xonadon ko'chdi xolos.
hiç kanaka kanada köçülmedi, ilacımız yok, ilacımız yok. Mahalli hakimliklerden, geçen bana erken buluşma biz buraya elengemizi kurduk ki, mahalli hakimliklerden bomba bile yaptı ki, ahalini köçü birerim yaptı bizge. İkinci sizge molaya halet geldi, keçen bana 15. Vazirler Mahkemesi'nde, hürmetli Aşırbaşı Cumhuriyet'e fişkiler çıktı ki 15. Eylül geçe, Maliye Vazir Sağ'ın kıbir esen şu pülüne dedi. Ben 15. Eylül bir sıra koyu geldi, keçen bana bacarılmadı. İlacımız iyi de ben sırda yedikte bu da. Hazır etiyemiz ki simitli layıkası. Biz, dostum ikinci kat ketkenimizde, biz Atabirik'e bana, İncil'in kampanyası var. Hüccet kıp simite bayağısı kıp bir kılıyım. Sana bir böyle bir hake, hiç mi olsa mamma Karakalpaz'dan başlayayım. Demek gerek ki Karakalpaz'dan 107 de uyu var. Yüzde ağır okaldı. 107 de. Pulunu bireyim, biz şimdi kılıydık. Şunu devam etmeydik. Bana hamması kiti yaptı, bir de biz de şu malıyım, ben bazı tıkım koyduk. Biz bunu 257 de uyuyamaz, 34 bin de uyuyduk. Şimdi fazla yürütmüş ki, mamma'nın üstüne kadar sarılmalı. Biz özümüzde bir vasıta, bir vasıta bir bağlı bulmakta şu yani tıkılıp koyuyoruz. Ben kontrolü vada veremem. Eğer de bugün yıkılışımızda kılıyorduk dostum şunu. Bugün şu halk şunu bugün kılıyorduk. Ben zam milisleri ortaya tutup vada veremem. Maşın yılda okul için ne kadar rezultat çıkaralım. Bizde bir hem de mesela şunlarla, programı var. Özü Karakalpaz'ın Respublikası boyunca kaçı mamlar kılıyorduk? Karakalpaz Respublikası boyunca bir onunla 3 milisin utkaç boyunca bir onunla 3 milisin sizden sonra geldiniz. 107 de üye geldi. Yordan biriydi. Şu doğrusu biliyorsun soru gelmiş mi? Bu yolda şu bular bizge hat yazadılar. Bir xil zaps. 4 marta hat geladi. Tagida ilovasi yok. Onu biz telefonda ham Otabek bilan gaplashganda ham aytilgan. Bizda tagida rashod, hisob kitoblar, nima qilinglar, beringlar, olib kelinglar, tushuntiringlar, ko'rsatinglar. Chunki biz ham borib bizda endi pulni beradigan boshqarma boshliq boshqarma boshlig'i bor. Undan keyin uni ko'radigan zam ministrlarimiz bor. Biz ijrochi boshqarmamiz. Chunki uy-joy kommunal vazirligini to'g'ri-to'g'ri biz moliyalashtiradigan boshqarma bular bilan ishlaydigan. Biz ham pulni olib, ularga berib, hisob-kitoblarni asosda ko'rsatib bilishimiz kerak. Lekin bular faqat og'zakida bor, jadvalda bor. Tagini so'rasangiz, sal shu tomonlama bizga nima yo'q. Budetlarimiz. Siz ham hurmatli ishtirokchilar bo'ldi. Biz ilerimiz aramızdaki hatlarla kanda yüzden düşmüşüz. Allah'ın kendisi olabilir. Bunu hatlarımız kopyalar veririz. En asas bizi, hemen cevaplar siz işgeleriz. Şimdi. Bu fakat kamuoyu kısmet kuzası bazılık işimiz. Bu fakat min filmin işimiz. Şimdi. Bu hemen işi. Şimdi. Şunun için hemen cevaplar siz işgeleriz. Şimdi. Zaten ikinci tarafta ayıplar kılış hemen koluna gelir. Şundaki arkayı hemen de arkayı bir vakit gelir. Yeter ki ben ikincisini yine batıklamam. Buna kasıt etmeydi. Bugünkü karar katli olaydı. Sizlerden işinizdeki faaladınız, kanı karşısında kabul koşu boyunca biz layıkı tayyip koyduk. Demek ki deseniz, körüp durduğun işte bu ülke. Hemmesi bada bada bada. Siz ne var? Prezidentin parmağışını başarmaydın bozsanız ne kılıyorsun? Hemmeniz bir de zam ministri olup ministri olup oturun. Oturun hemmeniz. Hazır indi Mali Vazirliği'den kendi vakilliği savabı vardı. Hazır biz kararı kilitsek. Bir adakken taklitini. Hududlar boyunca yürüdüyen komiser aysana. Rahminiz geledi, dot divarınız geledi. Siz özünüz çıkıp yürgenmişsiniz. Aşkım ona o 450 tuttuydu. Cahit çıkışına geledi sizler. Bir yerge burada oborgenel kokasını hani bir boss falan ikindiyse. Taşken şehirde 9 etajında Yunus Obat'taki doldu. Tepe piltası hem şükür etken de rahminiz geledi. Çınanzar'daki törünçü, birinci üyeler görseniz Nazrakan biladi rahmingizlar. Sizlarda iltimos qilinadigan pulni o'zi topmaysiz. Men hozir ularga oxir savol bermoqchiman. Sizlarda o'zi shunga ajratilgan pul bormi shunaqada? Smetada turadimi? Bunga alohida smeta qilinmagan. Bo'lmasa shunday qilish kerak-da. Alohida pul ajratilmagan. Bugun taklif qilish kerak. Biz nima uchun chaqirib sizlarga? Hozir siz vaziyatdan chiqib ketish uchun xo'p deysiz-da, biz qarorni beramiz. Qarorni bergandan keyin Moliya vazirligiga shu sinovga tushayotgan uylarda proyektini pul ajrat berilsin deyiler. Ajrat verilmedi. Yine kolaboratı bu 27 yıldan beri göndereyim bu bileyse siz konkretini ayettin. Eğer şu kararı kilitsek yok. O zaman Karakalpaz sorarız 1 milyar. Buna kadar 13 milyar sorarız 13 milyar pul top verir olaysalar. Bu mesela bazıları çaktırıp bir gap gelip işitişimiz gereği de sen nasıl yapmalısın? Bunu doğrusu 13 milyar pulunu topluş kıynemez. O. Bunu ajratsa böyledi. Çünkü bana bugün pulunu su boyunca biz 450 milyar, 500 milyar kıyasın pul koşunca bir yerdik.
suvni o'ziga ichimlik suvini ta'minlaganda bu 13 milliard pul katta pul hisoblanmaydi respublika budjeti emasda. Shu uchun bu narsani qarorga kiritib biz buni shu bir oyning ichida ajratish masalasiga vazifa qo'ysak bo'ladi. Bo'ladi, Otamurod chiqib qoladi. Otamurod. Allohga nazorat qildiman. Demak, hozir siz bilan bu yer ketib qolmaysiz. Otamurod o'tirib shu bandni kiritasiz. Respublika bo'yicha qancha 454 dan qancha uyingizga simos uchun proyektga pul so'raydi, xolos. Bu pul shunday darib ketadigan pul. Bu bilan siz o'zgarmaydi. Lekin biling, bu bilan shu proyektni o'chib pul oladi, xolos. Hali uy buzilib ketayotgan ham yo'q. Proyekt bergandan keyin aytadiki, aka buni buzish uchun traktorga pul kerak. Hali ularga savol bor. Bu pul shunday ketadi. Proyektorovchik, hali siz aytib joyida o'tirgan, proyekt qilib bergan uchun ketayotgan pulda. Shuning uchun buni o'ylashingiz kerakki. Demak, hozir qarorga kiritsak, buni ijrosi ta'minlash uchun muddatini ayting. Shu muddatga qo'ydirib bersak, bularga qilsak, biz buni keyin nimaga viloyatlarga e'lon qilamiz. Mana uyingni buzishga ruxsat beradigan proyekt bo'ldi. Endi buzmaysanmi? Borsangiz qo'rqasizda. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi, demak, yosh kelish qarorga kirsa bo'ladi.